İdris'a. Beni emretmişsiniz sultanım. Senin için çok mühim bir vazifem var. Emredin sultanım. Lakin ağzını sıkı tutacaksın. Başka hiç kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anladım sultanım. İbrahim Paşa'yı takip edeceksin. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Her ne görürsen, ne duyarsan hemen gelip bana söyleyeceksin. Siz nasıl arzu ederseniz. Sağ olun sultanım. Aklım almıyor paşam. Malkoçoğlu gibi yiğit bir askere bu reva mı? Aşk Batrakçı nice yiğitleri alıp götürdü. Bunu en iyi siz anlarsınız paşam. Yok mudur bir yolu? Engel olamaz mısınız bu infazı? Malum şehzademiz sizi dinler. Ok yaydan çıktı herkes. Of, of. Nasıl efendi? Aylar oldu görmüyorum sizi. Ha. Oldu mu o kadar? Oldu. Malkoç oldu dese o da kayıp. Nerede pasa? Neden gelmiyor? Boş ver. Deyim, siz kimsiniz? Tanıştık mı daha önce? Hadi sen bizi yalnız bırak. Hadi. Otur otur, kim olur mu? Paşam, Ferdinand ve Schalke'nin sulh istekleri malum. Lakin bir süredir Macaristan tahtını ele geçirmek için Zapolya'yı baskı altına aldılar. Zapolya arkasında Osmanlı olduğu sürece onların karşısında duracaktır. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Lakin çevresi tarafından da baskı görüyor. Hmm. Senin önerin nedir? Görevi bana verin paşam. Burada siz, orada ben olursam... Güçlü bir ittifak kurma şansımız olur. Avrupa'nın kapıları Osmanlı'ya tamamen açılır. Krallık istiyorsun yani. Öyle mi? Siz ve hünkârımız münasip görürse elbet. Düşünelim bakalım. Yarın elçileri kabul edeceğim sen de orada. Konuşuruz. Elbette. Beyoğlu, sen gelir miydin buralara? Duydum ki Bali Bey gelmez olmuş. Sorma, kesildi ayı. Sağ anlat. Seni dinliyorum. Bütün gece paşamızın izini sürdüm sultanım. Ne öğrendin peki?
Nasuh Efendi ile birlikte meyhaneye gittiler. Meyhane demek. Evet, uzun uzun konuştular. Başka kimse yok muydu yanlarında? Bir ara bir hatun geldi. Anladığım kadarıyla meyhanede gönül eğlendiren hatunlardan. Paşamızla pek bir samimiydiler.